Merhaba Mastermind izleyicileri. Kısa süre önce yayınlamış olduğum 200 mm teleskoplarla ve 300 mm teleskoplarla neleri görebiliriz? Videolarıma yapmış olduğunuz güzel yorumlardan dolayı sizler için 400 mm'lik teleskopla neleri görebileceğimizi de bu videoda derledim. Bu videoda çeşitli kalitelerde ve türlerde teleskoplar kullandım ve 400 mm teleskoplarla uzaya baktığımızda belirli cisimlerin nasıl görünebileceğini sizler için düzenledim. Umarım izlerken siz de benim gibi keyif alırsınız. Bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde hem yayınlayacağım keyifli ve bilgilendirici videolardan haberdar olmuş olursunuz hem de beni ödüllendirmiş olursunuz. Hadi videomuza o güzel uydumuz Ay ile başlayalım. Bu görüntü 400 mm'lik mercekli bir teleskopla çekilmiştir. Ayarlarını biraz daha iyi yapabilseydim daha net bir görüntümüz olacaktı. Ancak yine de Ay'a ne kadar yaklaşabildiğimizi güzel gösteren bir örnek oldu. Bu arada önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu gördüğünüz kraterler büyüklük açısından birçok şehirden daha büyük kraterlerdir. Bu görüntüler ise 400 mm aynalı bir teleskopla çekilmiştir. Bu teleskobun bir öncekine göre daha net olduğunu fark etmişsinizdir. Burada hem teleskop ayarını daha iyi yaptım hem de kullanmış olduğum teleskop biraz daha özellikli. İnsanın izlerken bile ilginç duygulara sürüklendiği oluyor.
Bu görüntü sıcak komşumuz Venüs'e ait. Burada 400 mm'lik aynalı teleskopla elde ettiğim görüntüleri görüyorsunuz. Bu kaydı aldığım sırada elimde 400 mm aynalı teleskop olmadığı için sadece bu kaydı kullanabiliyorum Venüs ile ilgili. Ve geçelim diğer komşumuz Mars'a. Bu gezegenin bir zamanlar bizimle aynı şartları paylaştığını düşünmek bir hayli zor olsa da bilim insanları bu gezegende bir zamanlar su olduğunu ve hatta canlı da olabileceğini çılgınca araştırmaya devam ediyor. Hatta dünyanın sayılı bazı zenginleri buraya ulaşmayı kafayı takmış durumdalar. Bakalım bu koşuşturma bizi nerelere götürecek ya da komşu gezegenimizde neleri değiştirecek? Belki de 100 yıl sonra orası bu şekilde kırmızı, sakin bir gezegen dahi olmayacak. Bütün bu karmaşanın içinde sessizce Mars oradan bize gülümsüyor. Mars'ın görüntüsünü PC'de işlediğim zaman işte bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Görüntü çok etkileyici değil mi sizce de? Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegeni, 400 mm teleskoplarla bu şekilde görülebiliyor. Büyük kırmızı lekesi daha net görünen gezegenin uzun süren gözlemi sırasında kendi çevresinde döndüğü de gözlemlenebiliyor. Satürn. Bu komşumuz bence Güneş sistemindeki en ilginç gezegen. Hem çıkartmış olduğu ses var ki bunu yukarıdaki linkten dinleyebilirsiniz, hem de görüntüsü en farklı olanı. Elde ettiğim görseli PC'de işlediğim zaman görüntü daha da netleşiyor. Peki, Güneş sistemimizin en soğuk ve en uzaktaki gezegenlerinden biri olan Uranüs nasıl görünüyor? Bu gezegenin uzaklığı milyarlarca kilometre olduğu için 400 mm teleskopla detaylarını yakalamamız çok mümkün değil. Ancak daha önceki videolarımdaki görüntülerden daha iyi olduğunu da fark etmişsinizdir. Bu arada Uranüs'ün görüntülerinin bu kadar net olamamasının en büyük sebebi Güneş'ten aldığı ışığı tekrar bize yansıtıyor olması. Yani kendisi ışık kaynağı olmadığı için aslında görüntülemekte bu kadar zorlanıyoruz.
Peki Güneş sistemimizin dışına çıktığımızda gözlemlenmesi nispeten diğer derin uzay cisimlerine göre daha kolay olan Orion Nebulası 400 mm teleskopla nasıl görünüyor? İşte karşınızda 400 mm aynalı teleskopla Orion Nebulası'nın görseli. Bu görselleri PC'de işleyerek size sundum. Ancak yine de çok netlik elde edebilmiş değiliz. Tabii ki Hubble teleskobundaki gibi bir görsel de elde etmeyi düşünmüyoruz ama keşke daha net olabilseydi. Orada bizim Güneş sistemimizin dışındaki bir gök cismini düzgün bir şekilde gözlemleyebildiğimizi de dipnot olarak eklemek gerekiyor. Peki Ring Nebulası? Bir kızıl dev yıldızın patlamasıyla meydana gelen bu oluşum çok uzun yıllardır formunu koruyan bir yıldız patlaması. 400 mm teleskopla uzun pozlama yapılarak elde edilen görüntüler iyileştirildiğinde ise işte size Ring Nebulası. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşça kalın.